Evet, herkese yeniden merhabalar. Yeni bir eğitim serisiyle tekrar karşınızdayız. Bugünkü konumuz ActiveWeb. Tekrar devam ediyoruz. Daha önce statik dosyaları nasıl serve edeceğimizi, serve derken bu arada Türkiye'de niyeyse işte yabancı kelime iticiliği var. Niyeyse değil de aslında Türkçe kelimelerin arasına yabancı kelimelerin girmesinden dolayı böyle bir iticilik oluşmuş. Ya da beyaz yakaların çok aşırı kullanmasından ötürü. Serve sunma anlamında söyleyeyim. Tam karşılığını bilmiyorum ama serve etme, sunma anlamında. Statik dosyaları yani statik derken hangi dosyalardan bahsediyoruz? CSS, JS dosyalarından bahsediyoruz tabii ki burada ya da PNG ya da SVG dosyalarından bahsediyoruz. Bunları serve etmemizin sebebi yani neden özel bir şekilde serve edildiğini de anlatmakta fayda var. En azından web uygulaması yaparken dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi bu çünkü. Normalde biz istesek herhangi bir dosyayı da herhangi bir endpoint kullanarak sunabiliriz ama bunu yaptığımız zaman dosya sıkıştırılmadan istemciye gönderiliyor. Bu da tabii ne demektir? Aslında ağın çok gereksiz bir yere dosyayı boyutu tamamen kullanılarak işgal edilmesi anlamına geliyor. Fakat bizim CSS veya JS dosyalarımızı static files olarak serve ettiğimizde burada tabii nasıl oluyor? Sunucu bu dosyaları sıkıştırıyor. Bizim kullandığımız istemcinin tarayıcısına yani Google Chrome'a ya da Firefox'a gönderiliyor. Firefox bunu açıyor şeklinde gerçekleşiyor. Yani en azından bir sürü backend framework'ü bu işi yapıyor. ActiveWeb de yapıyor bu arada. Evet, her neyse bugünkü konumuz ise bir miktar daha nasıl desem işte login yapacağız. Basit bir login işi yapacağız. Cargo run replace dememize gerek yoktu ama niyeyse alışmışız böyle yapalım. Ups, burada bir iki dosyamız düzgün çalışmıyor. Ha, o zaman önce bunları anlatalım daha sonra tekrar bunu yaparız. Bizim bir önceki dersimizde ActiveWeb mesela hangi fonksiyonun hangi adres çağrıldığında çalışacağını belirten prosedural makros kullanıyor. Bunun üzerine işte şöyle bir şeyler yazıyorduk. Get ya da işte post şu adres çalışırsa gibisinden belirtiyorduk. Ben bunu kullanmayı pek sevmediğim için burada her bir servis dediğimiz işte bu hangi endpoint çalışacak. Yani hangi adres istenmiş, hangi route istenmiş ona bakıyoruz. Bunu çalıştıracak işte hangi metot olsun falan filan bu gibi bilgileri yazıyoruz biz burada. Tabii ben de çok fazla kullanmadığım için yeni yeni okullar kapanacak tekrardan ActiveWeb'e böyle biraz derinlemesine dalacağım. Mesela service diyoruz. Service'in içerisine hangi adres, hangi fonksiyonu çalıştıracak bilgilerini giriyoruz. Web resource kaynak kaynağımız ne? Hangi kaynak? Şu ana sayfa. Nereye gidecek? İşte hangi fonksiyona gidecek? Index fonksiyonuna. Tabii biz burada şimdi normalde biz fonksiyonları çağırdığımız zaman biliyorsunuz parantez kullanarak çağırıyoruz. Ama buradaki to metodu eğer yazarsa to metodu bakalım burada yazıyor mu? Detayları verilmemiş ama şöyle söyleyeyim. Burada biz buna sadece hangi fonksiyonu kullanacaksak bunun adını söylüyoruz. Burada bir özel işlem gerçekleşiyor. Özel işlemden kastımız da şimdilik belki anlaşılması zor olabilir ama buradaki parametrelerin her defasında burada tanımlanması işimizi zorlaştırabilir. O yüzden adamlar demişler ki biz buraya fonksiyonun ismini yazalım. Fonksiyonu özel olarak biz türetelim. Bu fonksiyondan şu fonksiyondan özel bir fonksiyon türetip çağırıyor bir nevi. Kendileri yani o yüzden derinlemesine inmek biraz daha mimariyi öğrenmek karmaşık olabilir ya da müdahale etmek benim için en azından karmaşık. Fakat adamlar burada güzel bir yöntem kullanmışlar. Sen sadece bana indeks fonksiyonunu ya da hangi fonksiyonu kullanacaksan onu söyle demiş oluyor. Biz sadece fonksiyonun ismini yazıyoruz, parametreleri yazmıyoruz. Burada tabii bir tane de hangi to burada aslında metodun isminin de bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Bunu nereye yazıyorduk?
Get to Robert get yok. Nerede yazıyordu ya? Web to wrap. Bir bakalım örneklerine. Örneklerden bayağı bir faydalanacağız çünkü. To'du da burada oluyordu. Genelde buralarda oluyor. Bakalım nasıl yapmış. Burada değil tabii. Burada olması lazım. Servislere geliyoruz. Root. Ha. Root yazıyoruz. Root'un içerisine metodu belirtiyoruz. Ve root'un içerisine web get. Tamam anladım. Şöyle yapıyoruz. Buraya root yazıyoruz. Yani hangi metot kullanılacaksa onu belirtiyoruz. Web get metodu buradan çalışacak. Bu nereye yönlendirilecek? İşte to index'e gelecek. Kısaca biz şunu söyledik. Şu adrese gelecek, şu metot gelecek, şu fonksiyon çalıştırılacak demiş olduk. Şimdi login'i bir süreliğine devre dışı bırakalım. Tekrar çalıştıralım bakalım ne diyecek. Çalışacak muhtemelen. Buradan da deneyelim. Tabii login sayfamız yok. Şu anda çalışmayacak. Ama burası çalışıyor. Girişe tıkladığımız zaman çalışmayacak. Ben burada tabii HTML dosyası, iki tane HTML dosyası oluşturdum. Dediğim gibi çok basit bir şekilde ele alıyorum ben. Burası ana sayfa. Giriş yap dediğimiz zaman da bir tane login HTML'imiz var. Onu çalıştıracağız. O da burada. Burayı da biraz düzenledim. Çok fazla düzenlemedim. Bu arada birkaç nokta vardı. Onları bir silmekte fayda var. Şimdilik gerçi kalsın. Burası kalsın. Bir de şurada var. Tamam. Burayı biraz düzenleyeceğiz. Bitecek. Şimdi ne yapacağız biz? Geleceğiz aynısını. Login sayfası içinde yapacağız. Web resource neresi? Login sayfası. Routes yönlendiriyoruz. Nereye? Web get metodu olursa nereye yönlenecek? To login fonksiyonuna yönlenecek. Bunu silelim. Bir de şuraya atalım. Tamam. Tabi burada bir sıkıntı var. Burada oluşturulan fonksiyon çalışır mı? Aslında çalışır. Her ikisi de çalışır. Bir deneyelim bakalım. Evet. Hata vermeyecek gibi görünüyor. Evet, hata vermedi. Çalıştı. Çalıştıralım tekrar. Ana sayfamız açıldı. Buradan login adresine gidiyoruz. Bakın burada sadece login page geliyor ama biz aslında bir tane HTML dosyası oluşturmuştuk. Bunun serve edilmesini, bunun açılmasını, client'a yani istemciye gönderilmesini istiyoruz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Buradakinin aslında aynısını ben buraya da uyguluyorum. Şimdi biz burada Tera'ya ait bilgileri, Tera'yı diğer derste anlatmıştım. Fonksiyon içerisinde kullanmak için parametre olarak şunu kullanmak zorundayız. Bunu kullanmamız da tabii yetmiyor. Bakın burada da UpData içerisinde biz bunu belirtiyoruz. Nasıl bir veriyi taşıdığımızı belirtiyoruz. Çünkü hani dedim ya buradaki fonksiyonlar tekrardan türetiliyor. Yeni bir fonksiyon türetiliyor. Haliyle ActiveWeb diyor ki benim şimdi bu fonksiyonu türetebilmem için senin burada belirttiğin parametrenin veri türü her neyse benim onu tanımlayabilmem lazım. Bu mesela web data dediğimiz şey ActiveWeb'in kendi tasarladığı bir yapı. Ne yapıyor? Biz bunun içerisine bir tane veri türünü belirtiyoruz. Bu sayede fonksiyon çağrıldığı zaman bu bilgilere biz bu parametre sayesinde erişebiliyoruz. Tabii bunun için dediğim gibi UpData ile bunu belirtmeniz lazım ki taşınabilsin. Taşınabilmesinden kastım şu. Buradaki fonksiyon çağrıldığı zaman burada otomatik oluşturulacak haliyle bunu oluşturabilmesi lazım. Oluşturabilmek için de UpData ile bunun bizim uygulamamıza yani şuna implement edilmiş olması lazım.
bir nevi taşıma işlemi yapıyoruz. Her neyse, terayı burada tanımladık. O halde buradan da şunu şöyle kullanabiliriz. Aynısı. Bu defa biraz daha farklı olacak. Şimdi burada hata da verecek. Context tanımladık. Bu ad soyad kısımlarını bizim şimdilik girmemize gerek yok. Böyle düz. Hiçbir bilgi yok. Yani bizim kontekstimizin içerisinde hiçbir bilgi yok. Boş bir bilgiyle şimdilik çalıştıracağız. Burası tabii login olacak. Burada biraz sıkıntı şu olacak. Şu soru işareti mesela bir tane error throw, yani eğer bir hata oluşursa error diye bir response yapacak. Result değeri türetecek. Ama biz burada mesela sadece IMP'le responder demişiz. Haliyle burada uyumsuzluk olacak. Bunun aynısının olması lazım. Buradaki error tabii ki result, ActiveWeb'in result'u. Dolayısıyla burada soru işareti eğer çalışırsa mesela template render edecek. Yani bir HTML'i render ediyor. Eğer hata verirse error. Okey derse HTTP response. Biz mesela burada HTTP response yapmışız ama burada hata çıkma ihtimali var. Eğer hata çıkarsa buradaki hatayla buradaki soru işaretinin türeteceği hatanın türünün birbirleriyle uyumlu olması gerekiyor. Tabii şimdilik uyumlu. Burası Terra, ActiveWeb'in errorlarıyla uyumlu. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Çalıştıralım. Tabii CTX'i kullanmışsın ama hiçbir işe yaramamış. Mut niye kullanmışsın diyor. Değiştirmeyecektin madem, niye mutation kullanmışsın, mutable kullanmışsın diye dırdır ediyor. Bunlar şimdilik önemli değil. Evet, çalıştı. Bakalım bu defa ne olacak? Geliyoruz. Bakın bu defa çalıştırdığımızda bizim sayfamız çalıştı. Tabii buradaki yazıyı ben yazmışım. O da Terra'dan kaynaklı. Şurada belirtmişiz. Gördüğünüz gibi if user, eğer bir user var ise şunu yap, user yok ise şunu yap gibisinden bir bilgi vermişiz. Buna aslında çok da gerek yok. Buna gerek yok. Buna da gerek yok. Buralar Terra'nın Jinja dediğimiz kodları. Tabii bu bir standart, Django'nun ve Jinja'nın kodları bu arada, belirtmekte fayda var. Hemen tekrardan başlatalım, o yazı da ekrandan çıksın gitsin. Tabii bu arada ActiveWeb'in logger'ı, yani işte mesela bir istemci bir istekte bulunduğu zaman bazı sıkıntılar çıkıyor. Bu sıkıntılar niye çıkıyor bilmiyorum. Olmaması lazım normalde. Bakın burada mesela login sayfasına gittik ama muhtemelen Terra bir yerlerde hata vermiş olması lazım. Bakalım 404 hatası vermiş. Oysa ki 404 hatası vermemesi lazımdı. Tekrar çalıştıralım. Tamam. Gördüğünüz gibi burada sayfamız açıldı. Biz buradan şimdi login yapacağız. Tabii ben JavaScript kullanmadığım için burada mesela post metodu ile biz client'tan, yani istemciden şu bilgileri sunucuya göndereceğiz. Hani giriş yaptığımız zaman bazı bilgileri sunucuya gönderiyoruz. Sunucu arka planda işte bazı kontroller yapıyor. O kontrollerden sonra niye hale dönüyor ya? Sayfada bir şeyler mi var? Bir bakalım. Script yapmış. Bunları geç, bunlar JavaScript. Bana JavaScript lazım değil. Ne kadar çok script kullanmış ya. Arkadaş bunlar bana lazım değil. Sen geç bunları. Geç bunları. Bunlar yok. Bunlar benim işime yaramıyor şimdilik. Lazım oldukça ekleyeceğim ben. Bana lazım olan tek şey bulma min css font asim lazım. Olmasa da olur ama font asim lazım. Bu lazım değil. Overlay benim işime yaramaz. Boşver. Şimdilik bir deneyelim. Tekrar bir bakalım. Tamam. Buradaki resmi yüklemeye çalışıyordu. Hala da yüklemeye çalışıyor. Bu resim ne ya? Valla sinirim bozuldu onu. Ona bir bakmam lazım. Şu.
Aman avatarmış. Şunu sildik, o resmi yüklemesine gerek yok. Hangi resimse artık yüklemesin. Tekrar çalıştıralım. Bakın bu defa resim yüklenmedi. Tamam. Evet, şimdi biraz işin püf noktasına geliyoruz ki bugünkü dersimizin konusu da bu aslında. Host ile sunucuya veri gönderme. Şimdi burada bir standart HTML postu var. Standart olarak işte post metoduyla hangi bilgiler gönderilecek sunucuya? Bunu bu şekilde düz HTML ile yapabilirsiniz. Bir de JavaScript ile yapabilirsiniz. JavaScript ile yaptığınız zaman işte mesela buradaki bilgiyi JSON şekline çevirip gönderiyorsunuz. Tabii sunucunun da bu gelen veri yapısını tanımlayabilmesi lazım. Yani ikisinin anlaşabileceği ortak bir veri yapısının olması lazım. Burada Rust programlama dili demeyelim de community diyelim. Topluluğunun mükemmel bir aracı var. Ser de dediğimiz mükemmel bir aracı var. Bunu da biz burada kargonun içerisinde tanımladık. Şu şekilde tanımlamanız lazım. Sürüm belki değişebilir ama bu features deriv dediğimiz bunu ekleyin. Bunu eklediğiniz zaman şöyle bir şey olacak. Benim istemcim bana nasıl, ne tür bir veri gönderecek? Ben bunu nasıl serialize edeceğim? Yani bunu biz dönüştüreceğiz. Rust'ın anlamlı veri yapısına dönüştüreceğiz. Bu JSON da olabilir. Yani JavaScript ile bir JSON dosyası da gönderebilirsiniz. Veyahut normal HTML ile bir form olarak da gönderebilirsiniz. Şimdi burada bilinmesi gereken, en azından öğrencilerim de varsa, lise öğrencisi de varsa, bakın burada bir form oluşturuyorsunuz. Form, action neresi? Login. Metot, post. Burada inputlar var. Bu inputların isimleri önemli. ID mi, name mi? İkisinden biri olması lazım ama bildiğim kadarıyla name. Name, email, name, password. Ben şimdi buna ait bir tane form göndereceğim sunucuya. Haliyle sunucunun bununla aynı isimde bir veri yapısının olması lazım. Ben hemen geliyorum buraya. Struct user, login user diyelim. Login user nedir? Bu veriler hangileri? İşte name gelecek. Yapısı ne? String. Başka ne gelecek? Password gelecek. Yapısı ne? O da string. HTML dosyaları tamamen string'tir bu arada. Bildiğim kadarıyla. Belki checkbox veya radyo buton. Ki radyo buton değil. Checkbox belki boolean olabilir. Tabii biz burada aslında istersek bunu number da yapabiliriz. Mesela name kısmını number da yapabiliriz ama siz hepsini string olarak alabilirsiniz. Öyle kabul edin. Ben HTML'in tamamına hakim değilim ama client yani istemci her zaman size bir string gönderir. Siz onları anlamlı hale getirirsiniz sunucu tarafında. Şimdi biz bunu yaptık. Bu bize hangi sayfadan gelecek? İşte login sayfasından gelecek. Burası mesela login, bu sayfa, bu fonksiyon post metoduyla çalışmaz. Get metoduyla çalışıyor. Biz bir tane de post metodu diyelim çalışacak. Peki bu geldiği zaman hangi fonksiyon çalışsın? Post login fonksiyonu çalışsın. Bunun aynısını gelelim buraya yapıştıralım. Bakalım. Post login diyelim buna da. Bir bakalım nasıl oluyor. Bir çalıştırsın. Tabii hiç kullanmadık henüz. Sadece fonksiyonu tanımladık. Derlenmesi biraz uzun sürüyor. Kusura bakmayın. Evet, derlendi. Şimdi tekrar çalıştıralım. Gönderelim. 405 hatası verdi. 405 hatası vermesinin sebebi tam olarak hangisi? Post dedik. Şunun ismini bir değiştirelim. Post login yapalım. O, eğer bundan kaynaklı değilse ben emin olmak için yapıyorum bu arada. Şurayı da bir değiştirelim. Login değil de post login olsun. Bakalım. Bundan kaynaklı mı? Ben başka bir şeyden şüpheleniyorum ama emin olmak için son bir defa bunu yapayım. Vallahi bilgisayarlarımız o kadar uçmuyor artık, bilgisayar almak da zor. Mecburen bu derleme aşamalarını
Tekrar giriş login. Çalıştı. Uyumuş. Ama tabii biz şu anda bu bilgileri sunucuda hiçbir işlem yapmadan kullanmış olduk. Haliyle çok da bir anlam ifade etmiyor. Peki bunun için ne yapacağız? Bunun için geliyoruz buraya. Bir de post login kısmına geliyorum. Şunu yazıyorum. Formumuzun türü ne olacak? Login user değil mi? Ama ben bunu kullanamam. Neden kullanamam? Çünkü bu login user yapısı, hani en başta dediğim şu vardı ya, bu index yeniden oluşturuluyor. Bu post login yeniden oluşturuluyor. ActiveScript'in bunu oluşturabilmesi için burada belirtilen veri yapısının ActiveScript'in işte HTTP factory bilmem neye implement edilmiş olması lazım. Ama login user buna implement edilmiş değil. Tabi bu o kadar zor değil. ActiveScript geliştiricileri bunu şu şekilde yapmışlar. ActiveScript form diyorsunuz. Bunun içerisine login user'ı yazıyorsunuz. Bu bir smart pointer olduğu için aslında web formun yaptığı tek şey login user'ı bir smart pointer arkasında referans olarak kullanmak. Haliyle ben gelip bunu web formu kullanabilirim. Login user şimdi mesela burada istemci bu bilgileri bana gönderecek. Ben buradaki bu bilgileri form bilgilerini alacağım. Eğer istemciden gelen bilgiler bu isim kısımları var ya, istemciden gelen bu bilgiler ile login user'a ait bilgiler uyumsuz ise ActiveScript hata verir. Hata türetir. Şimdi gelelim. Ne yapalım? Println diyelim. Form. Bakalım. Tabii form ne diyecek? Login user bu şekilde display edilemez diyor. Bu şekilde kullanıyoruz. Tekrar. Şöyle yapalım. Niye? Doesn't implement debug. Ha, tamam. Burada deriv'i kullanıyoruz. Deriv. Hangi deriv'ler kullanılacak? Debug. Debug'ı kullandığımız zaman şimdilik biz bunu kullanabiliriz. Ama bu defa ActiveScript dırdır edecek. Neden dırdır edecek? Muhtemelen form, bu web form kütüphanesi mi diyelim artık, neyi diyersek, struct olarak tanımlanmış. Bu form muhtemelen buradaki verinin perdeye serialize edilmiş olması gerektiğini isteyecek, ama bir bakalım diyecek mi? Emin olalım. Evet, gördüğünüz gibi burada serdenin deserialize owned olmasını istiyorum. Neden aslında istiyorum bunu biliyor musunuz? Çünkü burada HTML'in post olarak gönderdiği yapı aslında çok basit. Şöyle bir şeyden bahsediyoruz aslında. HTML'den gelen veri yapısı şöyle bir şey. İşte name değil de neydi? Email miydi? Şurası. İsmi ne? E-mail'miş. Bakın burada mesela ben yanlış yapmışım aslında. Name değilmiş. E-mail imiş. Geliyor. Aslında bu HTTP'nin gönderdiği form kısaca şöyle bir şey. İşte Mehmet Eribol. Ondan sonra işte end işareti, işte password. Sallıyorum 1 2 3 4 gibi bir bilgi gönderiyor aslında, string olarak bunu gönderiyor. Şimdi bu bilgi bizim Rust'ta herhangi bir veri yapısına ifade etmiyor. Peki bunu bizim Rust'ımıza kim uyarlayabilir? Ser de bunun için var. Ser de geliyor. Buradaki her bir eşittiri işte şunu bunu parse ediyor. Parse edip buradakine uyarlamaya çalışıyor. Uyarladığı zaman biz bunu artık Rust içerisinde bu bilgileri anlamlı bir halde kullanabiliyor olacağız. Ama dediğim gibi bunun içinde de serialize diye bunu kullanmamız gerekiyor. Serde de serialize de is not implemented for login user. Yo, implement ettik. From request for data terraform login user. Gözümüzden kaçan bir hata mı var? Deserialize cannot find deriv macro deserialize.
Biz buraya serdeyi eklememiz lazım. Serde. Şöyle. Serdeyi de escope'a aldık. Şimdi kullanabiliriz. Derivative in for the treat diye. Bak, geri parçaladım. Kusura bakmayın. Bunun da sebebi şifremin de olduğu gibi görünmesiydi. Niye ise şifre de olduğu gibi görünüyor. Evet, burada şifreyi değiştirelim. 2-3-4 diyelim. Gönderelim. Evet, gördüğünüz gibi login user form login user bu defa geldi. Bunun sebebi normalde formun veri yapısı ne? Form login user, ama dediğim gibi form bir smart pointer olduğu için ben bunu kullandığım zaman direkt login user verisine ulaşabiliyorum. Böyle yaptığım zaman bu defa buradaki form gider, sadece login user kalır. Son bir defa çalıştıralım. Tekrar yapalım. Bakalım bu defa. Bakın bu defa form gitti. Sadece login user kaldı. Bu kısım şimdilik bu kadar. Ama tabi bildiğiniz gibi biz şu anda bu form üzerinde herhangi bir işlem yapmadık. Yani giriş yapmadık. Bunun için tabi ilk etapta şöyle bir örnek yapacağız. Bugünlük konumuz da aslında sadece buydu. Şöyle bir örnek yapacağız. Diyeceğiz ki form geldiği zaman bunu işte giriş yapmış gibi göster. Şimdi giriş yapmış gibi göstermek aslında zor bir işlem değil. Nasıl mesela ben istesem şu anda cookie kullanarak, cookie dediğimiz çerez kullanarak sanki siz giriş yapmışsınız gibi de gösterebilirim. Ama tabii bu işler bu kadar basit olmaz. İşte şifresi doğru mu değil mi, bu kullanıcı sistemde tanımlı mı tanımlı değil mi? Bunlar için tabii neler lazım? Mesela bir tane cookie session lazım. Cookie sistemi lazım. Ondan sonra sessions, bir üst versiyonda sessions lazım. Bir de tabii kullanıcımız var mı yok mu kısmında da veri tabanı lazım. Biz tabii şimdilik veri tabanını es geçeceğiz. Es geçtikten sonra basitçe bir giriş yaptırmış olacağız. Sadece kullanıcı yani bilgileri gönderecek. Biz sadece giriş yapmış gibi göstereceğiz. Bunun için de cookie kullanacağız, ama cookie dediğimiz konuyu da ben yarın anlatmayı düşünüyorum. Yani bütün konuları bugün anlatmayı düşünmüyorum. Yarın anlatmayı düşünüyorum. Ancak bugünkü konumuz sadece şu kaldı. Giriş yaptığı zaman diyelim ki evet giriş doğru ise ne olacak? Bir sonraki sayfaya, başka bir sayfaya response yapacak. Onu yapalım, bugünkü dersimiz de bitsin. Onun örneği de şurada bir yerlerde vardı. Bakalım. Burada mıydı? API'lerde olması lazım. API'lere bakayım. Redirect kullanmış. Redirect diye bir fonksiyon kullanmış, ama esas olay şu. Şunu alalım. Diyelim ki kullanıcı giriş yaptığı zaman ben ona yönlendirme yapıyorum. HTTP header falan filan. Tabii ben buraya ok yazacağım. Okey diyoruz. HTTP'yi de ekliyoruz. Ekledik. Gördüğünüz gibi location. Bu location ne? Buraya tekrar bakalım. Location str. Ben buraya aslında bir tane location ben belirtmedim. Location ne olsun? Ana sayfa olsun. Bu kadar. Yani kullanıcı giriş yapacak, giriş yaptığı zaman ana sayfaya yönlendirecek bizi. Son olarak da bunu yapmış olalım. Bugünkü konumuz da burada bitsin. Bir sonraki derste tekrar cookie konusunu işleyeceğiz. Ha, bu arada siz isterseniz JavaScript ile buradaki bilgileri JSON olarak da gönderirsiniz. Eğer JSON olarak göndermek isterseniz, ben burada web form yazdım ya, siz burayı sadece JSON yapacaksınız. Başka hiçbir şey yok. Son kez çalıştıralım. Bakalım çalışıyor mu? Giriş yap.
1, 2, 3. Gördüğünüz gibi ana sayfaya geldi. Giriş yapmış gibi geldi. Gayet güzel. Bugünlük bu kadar. Yeter. Bir sonraki konumuzu artık umut ediyorum ki yarın tekrar devam ettireceğiz. Çerezler konusuna. Yani biz client'a, yani buradaki şu tarayıcıya bilgi göndereceğiz. Burada o bilgi saklı olacak. Daha sonra biz mesela sunucu tarafında diyeceğiz ki, aa bu işte istemci daha önce giriş yapmış, ben bunu görebiliyorum diyebileceğimiz bir şekilde buraya bilgiler ekleyeceğiz bu tarayıcıya. Tarayıcı bu bilgileri her defasında bizim sunucumuza gönderecek. Biz de sunucu tarafında giriş yapmış mı yapmamış mı bunu kontrol edebileceğiz. Bunu kontrol edebildiğimiz zaman o bilgileri alıp buradaki mesela giriş yap kısmını artık kullanmayız. Ne yaparız mesela? Giriş yapan kullanıcının adını gösteririz mesela. Evet, bugünlük bu kadar, yeter. Teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.